manevi yönden bir çöküntü, hem maddi yönden bir çöküntü bütün şiddetiyle devam ediyor. Hala benim yaşımda olan, yaşı 50-60, 40 yaşındaki adam hiç oralı olmuyor. Hiç urdum duymaz. Bakınız, 114 kahve, 26 meyhane, tek iki kahvede bir meyhanede bana karşı çıktılar. Hadi beni buradan bir camiye götürün, bak kaç kişi karşı çıkacak. Götürün beni bir camiye. Şimdi bu camiden çıkınca yanınızdaki bir camiye beni götürün. Bak kaç kişi karşı çıkacak, görün. Vallahi söylüyorum bak. 114 kahve, 26 meyhanede bir meyhaneci, iki kahveci beni konuşturmak istemedi. Görüyor musun? Hatta meyhanenin birine girdim, kiloluk bir rakı vardı. Beni gördü, şöyle onu saklayayım. Ya meyhane burası, ben aptal değilim ki. Saklayayım derken bir düşürdü. Pantolu değiştirdim ben. Üstüm başım rakı oldu. Efendi, bu adamda iman var. Bu adamda inanç var. Bu düzen bunu öldürememiş. Camidekini öldürmüş. Onu başka şeyhlerle aldatarak meyhanedeki adam hala saklamaya uğraşıyor. İnancı var bunun, inkarcı da değil. Peki adil bir düzen gelse, içki fabrikalarını kapatsak, yerine reçel yapsak, bir de üzümden şıra yapsak, razıyım diyor hoca, ben de içmeyeceğim, vallahi razıyım. Ama bizim camideki kardeşimiz veya yaşlı hacımız, ya bu insanlar nereden geçinecek? Ben, sen ilah mısın, sana ne? Balıklara yemi sen veriyor. Kuşlara, kurtlara gıdayı sen mi veriyorsun? Haramı destekleyecek ya. Sivas'ta genel evini kaldırmış Temel Karamollaoğlu, yerine bir aşevi yapmış. Aşevi ya. Niye canım kaldırdı onu? O da bir ihtiyaç. İhtiyaçsa senin hanımdan başlayalım. Ha! Bu hallerde böyle insanlarımız var, Müslümanımız var ya. Peki başkasının hanımı oluyor da niye? Efendim 20. asırda genel evi kaldırılır mı? O da bir ihtiyaç.